Kısa Kafası Kısa Kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. Olmuyor. Nasıl gidiyor Melis? Film bitecek değil mi abi müzikler? Ya iyi gidiyor da ne bileyim. Bence biz bu film müziği falan yapıyorum dedim ya ben. Biz buna dizi müziği yapalım. Tamam da film abi o. Ne dizisi? Yapamıyorum yani dizi müziği yapalım daha kolay. Niye daha kolay abi? Öyle diyorlar bilmiyorum ben. İyi, o zaman web dizisi falan yapalım yani. Olur abi, film müziği olmasın da dizi müziği olsun. Daha kolay olacaksa web dizisi yapalım. Tamam abi, ben arkadaşlara arayayım. Söyle abi. Tamam. Film müziği daha zordur. Dizi müziği daha kolaydır gibi bir şey vardır. Aslında film müziği çalışma rahatlığı olması gereken yerde müzik olması sebebiyle çalışma sistemi açısından, üretim açısından yani kolay, zor, yanlış kelimeler oluyor ama daha rahat ve daha verimli çalışacak şey. Dizide sıkışık bir zaman, görüntü geliyor, yaptığınız şeylerin bazıları görüntüye oturmuyor, onları kısa sürede değiştirmeniz lazım. Hemen birkaç gün içerisinde onu yapıyorsunuz. Yani o çok daha bir telaş içerisinde olan bir şey oluyor. Filmde ki çalışma şeyi çok daha rahat. Yani film geldiği zaman ne kadar rahat çalışacağım diyorum ama dizide her zaman bir sıkışıklık, üretim şeyi, yetiştirme çabası. Ve onlar daha zor. Peki şeyi soracağım. Dizide senaryo geliyor diyorsunuz. Hani yönetmenle evet bir diyalogumuz olmuş ama senaryonun nerelerinde müzik olacağı da geliyor mu size yoksa size mi bırakılıyor? Senaristler genelde çok fazla müzik notu yazmıyorlar. Şarkı varsa yazabiliyorlar. Mesela sevdiği bir şarkı oraya işte bu sahnede şu şarkı çalabilir veya işte şu türkü eşliğinde bu sahne olabilir. Veya rock soundlu bir şarkı kullanabiliriz gibi böyle küçük notlar senaristler düşüyorlar. Senaristler yazıyor. Evet, senaristler genelde yazıyor. Yönetmenler de ayrıca ya bu sahnede bir şarkıyla gibi şeyler oluyor ama genelde çok özel bir şey değilse ne senaryoda ne de yönetmenin özel notunda bir şurada girsin, burada müzik çıksın notu olmuyor. Ama dizilerin ilk bölümlerinde bir film gibi hep çalışıyoruz. Dolayısıyla ilk bölümlerin müziğini yerleştirip besledikten sonra yönetmen orada beraber çalıştığımız için ya Toygar burası sessiz kalsın veya burayı çok sessiz bırakmışız burada müzikle destek verelim gibi notlarımızı alıp ortak bir şey kurup öyle ilk bölümü sunuyoruz. Ama diziler artık yani son dakikaya falan yetiştiği için artık tamamen o biz ikinci bölümden itibaren nerede müziğin gireceğini, nerede biteceğini her şeye ben karar veriyorum. Çünkü bir ortak çalışma yapma durumu olmuyor ama birbirimizi tanıdığımız hep de aynı yönetmenlerle ve dilini bildiğim yönetmenlerle çalıştığımız için zaten onlar da bana güvendiği için evet özel bir notu olursa telefon açıyor. Ya Toygar şu sahneye değişik bir şey istiyorum gibi notlar oluyor. Filmde de ben bir kaba çalışma yaptıktan sonra yönetmenle bir araya geliyoruz ve görselin üzerinde bakarak benim yaptığım çalışmalarla. Filmde de şöyle bir çalışma yapıyorum genelde. Dizide daha hiç görüntü olmadığı için sadece duygulara müzik, karakterlere müzik. Bir aksiyon duygusuna, aşk duygusuna, hüzünlü bir ana. Onları hayal ederek müzik yapıyoruz. Dolayısıyla orada sadece belli süreli melodiler bestelenmiş oluyor. Fakat filmde kullanacağım enstrümanları belirleyerek filmi komple bir proje olarak açarak ilk çalışmalarımı piyanonun başında yaylı enstrümanlar çalacaksam o yaylı seslerini açarak, piyano çalacaksam piyano filmi izleyerek sanki o anda eski zamanlarda yapılırmış. Sessiz film zamanlarında sadece müzikle film gösterilirmiş ve orada müzisyenler sahneye bakarak doğaçlama yaparak piyano başında işte cello çalarak o sahneyi klasik eserler de çaldıkları olmuş ama doğaçlama yaparak da o filme duygusunu vermeye çalışırlarmış. Evet. Aslında o mantık gibi sadece diyaloğu duyarak film akarken ben böyle küçük küçük çalışmaya başlıyorum. Mesela ilk 20 dakika alıyorum, çalışıyorum, bir şeyler buluyorum. Tekrar başa soruyorum. Tekrar izlerken sanki o anda
bana bir şey hissettiren şeyleri. Ağırlıklı piyanoyla çalışıyorum. O yüzden filmdeki o duygu bütünlüğünü elde etmek çok daha kolay oluyor. Ama tabii şey, televizyon sektörü özellikle çok zor bir sektör. Yani birçok parametre var. Yani reytingler, işte yapımcını. Şimdi filmde diyorsunuz ki yönetmen işidir, yönetmen dünyası. Ağırlıklı öyledir. Çok bir gişe filmi peşinde değilseniz, sinema yapmaya çalışıyorsanız. Ama dizide sonuçta reyting almazsa, izleyici olumlu tepki vermezse, sıralamada iyi bir yer almazsa o dizinin ömrü 5-6 hafta oluyor. Dolayısıyla birçok parametre var. Mesela dizilerde çok fazla müzik kullanıyoruz. Yani mesela ben bilmiyorum ki daha az müzik kullanmayı. Ama onların denemelerini bile yaptık. Ben müziği %30-40 azalttığımda müziksiz sahnelerde dakika dakika reyting şeyleri var. Kanal değiştiğine şahit oluyoruz. Çok uzun müziksiz kaldım. Yani bunlara kadar biz inceliyoruz. Yoksa hani ben ne güzel müzik yapıyorum, her yere müziğimi koyayım, duysunlar gibi bir şey yok. Televizyon öyle olsa işte benim yaptığım film müziklerini dinlesinler. Hatta ya niye bu kadar az müzik denilen bile çok fazla oluyor. Dolayısıyla filmle sinema, dizinin farkı da öyle. Film de doğru yerde, doğru zamanda, gerektiği yerde, gerektiği kadar müzik kullanılır. Dizi de birazcık daha abartarak diyeyim, daha fazla. İzleyiciyi de biraz daha taze ayakta tutmak için, çünkü çok uzun. O çok uzunlukta sıkıcı sahneler olabiliyor. O yüzden dizide daha fazla, daha çok yerde ve daha yoğun müzik kullanımı oluyor. Filmde de bazen eşlik, daha eşlik müziği yapılıp çok fazla kendini dinlediğiniz zaman tek başına böyle fazla bir anlam ifade etmeyebilir. O şeylere de gidiliyor ama filmine göre daha tema ağırlıklı, temanın versiyonlarının, birçok versiyonunun uygulandığı. Yani çok uzun şey tabii film müziği, yani onlarca yüzlerce kitap okuduk. Şöyle 500'er sayfalık film müziği nasıl yapılır, besteci yönetmen diyaloğu, yönetmen yapımcı diyaloğu, yapımcı yönetmen diyaloğu, oradaki müzisyenin yeri, oraya kadar çok fazla şey var.